ayrı ayrı candan yürekten teşekkür ediyor. O meşhur FETÖ terör örgütünün ortaya koyduğu Ergenekon gibi, balyoz gibi envai çeşit kumpasın karşısında direnen, buna karşılık neredeyse hayatıyla bedel ödeyen bir kardeşimiz, o direncinin sayesinde, o direnmesinin sayesinde pek çok şeyin değişmesine sebep oldu. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sağ olasın. Şimdi ben alayım. Evet, 20 Ocak 2020'den beri ben il il, ilçe ilçe, esnaf esnaf, dükkan dükkan geziyorum. Çünkü çok uzun bir zamandan beri ki en iyi bunu Bandırmalılar bilir. Balıkesir'in tümü bilir. Çünkü üreten bir şehrimizdir. Gayret eden bir şehrimizdir. Katma değer üreten bir şehrimizdir. İstihdam yaratan bir şehrimizdir ve ilçemizdir. Uzun zamandır sizlerin derdinin konuşulmadığı, bu dertlere çareler üzerinden rekabet yapılmadığı bir sistemi ortadan kaldırıp öznenin yeniden seçmen olduğu, seçmenin de veli nimet olduğu bir yeni anlayışı, siyasetin sadece hizmet etmek için var olduğunu, seçmenimize hizmet etmek için, seçmenimizi mutlu etmek için, gençlerimize umut vermek için yapılması gereken bir görev olduğunu yeniden hatırlatmak ve bu çerçevede seçmenimizle birlikte el ele verip bu yeni anlayışı, bu yeniden doğru anlayışı ortaya koymak üzere geliyoruz. Şimdi tabii bu ceketimi alsam seçilirim, şapkamı koysam seçilirim anlayışı abilerin çok rahatına geldi. Abiler seçmeni görmeden, seçmenin dertlerini dinlemeden bizi birbirimize ait olduğumuz alanlar üzerinden düşman ederek yaptıkları politikayı, siyaset anlayışını birlikte ortadan kaldırıyoruz ve muhteremler çok rahatsız. Şimdi düşünün ki ne demek istiyorum? Bu 2,5 yılda gördüklerim, o dükkanların içinde gördüklerim, o dükkanlarda çünkü müşteri veli nimet, işte o dükkanlardaki müşteri veli nimet olma halini seçmen veli nimet birlikte yapacağız. Şimdi benim gibi her birini buraya getireceksiniz, karşınızda fazla durduracaksınız. Oylarınızı çok pahalıya vereceksiniz. Manevi manada çok pahalıya vereceksiniz. Bize de diğerlerine de. Birincisi bu. İkincisi, bakın öyle büyük haksızlıklar var ki bu ülkede bizden evvel kimse konuşmuyordu. 92 puan alıp atanamayan genç gördüm. Onun adına ağlayan, bağıra bağıra ağlayan annesini gördüm bu dükkanların içinde. Besicilik yapan ama gebeğini gözyaşları arasında kesime gönderen besiciler gördüm. Tarlasına Nisan ayında buğdayına, ayçiçeğine, aklınıza ne gelirse, ne ekmişse Nisan ayında atması gereken gübreyi atamadığı için kara kara düşünüp gözünden yaş akıtan çiftçi gördüm. Süt yetiştiricisi, süt üreticisi kardeşlerimin süt ineklerini artık herhangi bir kazanç elde edemediği için, sürekli zarar ettiği için süt ineklerini kesime gönderen besici ve de süt yetiştirici, süt üreticisi insanlar gördüm. Akşama ne pişireceğini kara kara düşünen anneler gördüm. Ama buna karşılık 92 puanla atanamayıp 58 puanla arkadaşının atandığı için ağlayan çocuklar gördüm. 62 puanla atanıp yakın arkadaşının atandığı mülakatta
88 puanla elenmiş gençler gördüm. Bu ülkede bir harami düzen var. Her şeyden önce seçmen olarak bu düzeni ortadan beraber kaldıracağız. Helal oylarımızla, demokrasiyle, sandıkla bu harami düzeni birlikte yıkacağız inşallah. Mülakat sistemi şu anda AK Parti'ye iş bulma kurumu gibi çalışıyor. Mülakat sistemiyle yapılan haksızlıkları inşallah seçimde inşallah teveccühünüzü aldıktan sonra bu yapılan yanlışlıkları, haksızlıkları da giderip mülakat sistemini de kaldırmayı Cenab-ı Hak bize nasip edecek inşallah. Ama bir şey daha var. Ya kardeşim, bir ülke bu kadar mı soyulur? 24 milyar lira Türk Telekom'dan alındı. Yani sizin vergilerinizle alındı. Gidildi Halil'in cebine kondu. Halil kim? Sayın Erdoğan'ın aile dostu. Biliyorsunuz aile dostlarına mahcup olunmaz. Size mahcup olmak hiç umurlarında değil. Bunun cezasını vereceksiniz. Vermelisiniz. 24 milyar lirayla neler olur? Gençlerin KYK borçları silinir. Nisan ayında gübre atamayan tüm çiftçilerin gübreleri ücretsiz verilebilirdi. Geçen hafta pazar günü Sayın Mansur Yavaş'la beraber Anka Park diye bir ucube yeri geçti. Tam 14 milyar lira harcanmış. 14 milyar lira. 24'le toplayın. 24'le toplayın. 24. 14, 28, 10 daha 38 milyar lira ile bu ülkede neler yapılmazdı? Bu ülkede çiftçinin mazotu, çiftçinin gübresi, çiftçinin ilacı ve hayvancının yemi subvanse edilebilirdi. Onlara keş olarak, nakit olarak yardım yapılıp üretim yapmaları sağlanabilirdi. Bakın iki kalemden bahsediyorum. Tek iki kalemden bahsediyorum. Çocuklarımız büyük şehirlerde aç. Devlet okullarında okuyan, İlkokul birden lise son sınıfa kadar olan çocuklarımızın sabah kahvaltısıyla öğle yemeği verilebilirdi. O sabah kahvaltısıyla öğle yemeği verilirken pek çok kadınımıza, binlerce kadınımıza, kooperatifimize ve üreticimize aynı zamanda bir katkıda, o yemek hazırlanacak netice itibariyle katkıda bulunabilirdi. Ve kadınlarımıza iş imkanı sağlayabilirdik. Sadece iki kalemden bahsediyorum. Bakın beşli cepheye verilenlere daha gelemedik. Şimdi bütün bunları düzeltmek çok kolay. Çaldırmayacaksınız, çalmayacaksınız. İsraf etmeyeceksiniz. Kaynakları verimli kullanacaksınız. Türkiye'nin imkanları büyük. Türkiye'nin harika insanları var. Türkiye'nin muhteşem gençleri var. O gençlerin önüne umudu koyacaksınız. İstihdamı yaratacaksınız. Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok. Tekrar söylüyorum. Hırsızlık yapmayacaksınız. Hırsıza müsaade etmeyeceksiniz. Sadece iki kalem bakın. İsrafı önleyeceksiniz. Şimdi bütün bunların neticesinde elbette el ele verip birlikte bu harami düzeni değiştireceğiz ve seçmenin veli nimet olduğunu minimum siyaset ağlarına birlikte göstereceğiz inşallah. Beraber olduğumuz için çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Size bunun kaç müşteri yani? İşler nasıl kardeşim? Herkes versin, orta yolda. İdare ediyoruz. Bir şey var, böyle bir durgunluk var. Evet. Kimin ne yapacağı belli değil yani şu anda. Yani herkes bir korkuda. Alayım mı, satayım mı, yapayım mı? Zam?
durum zam nasıl? Durmuyor vallahi sizin şeylerinizde. Hiç durmuyor. 30 lira o şey 200 lira oldu. Her gün değişiyor. Her gün değişiyor. Ne yapacağız bilmiyoruz vallahi bu işte. Bugün kaç müşteriniz geldi? Vallahi ben ayıptır söylemesi dışarıda değildi biliyor musun? Meral Hanım gelirse dedim. İlk müşteri sizsiniz. Sefteyi sizden yapacağız. Allah'tan sefte yaptık ya. Siz kurtardınız şu an. Yok ben yan tarafta yaptım sefteyi. Sen de yapabilirim yani. Allah Allah. Ay, bir de... Ben hayvancılık yapmaktayım. Evet. Vay canım. Koyun, çiftçilik. Bizim dertlerimiz çok büyük. Şu anda bölgemizde çiçek hastalığı var. Hayvanlarımızda çiçek hastalığı başlamadan önce aşı vermiyorlar. Hayvanlarımız ölmeye başlıyor. Ondan sonra aşı vurmaya geliyorlar. Ciddi şekilde çiftçilik yapıyoruz. Geçen yıl aldığımız 6-6,5 TL'ye mazotumuz şu anda 25 TL'ye 26 TL. Hiçbir şekilde hiçbir süspansiyondan faydalanamıyoruz. Gübre olayında geçen sene 190-200 liraya aldığımız gübre şu anda 650 lira 700 lira civarında. Sizden bu çok mağduruz bu durumlardan yani destek istiyoruz başkanım. Tamam kardeşim. Hoş merhaba. Geldiniz. Siz iyisiniz inşallah. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İşler nasıl? Dengesiz. Yani? Bir gün iyi bir gün kötü. Yani, tam bana buraya oturma bir şey yok. Sık zamdan şikayet ediyor insanlar. Sizde de öyle mi? Şimdi gerçeğini alalım. Enflasyon çünkü. Enflasyonu evet. Ve zorlanıyor. O tek bir şey yok yani. Herkes bir sıkıntı içinde. Mesela geçen sene şunlar kaç, bir sene kaç? 5 lira, 5 liraydı geçen sene, şimdi 15 lira, 20 lira. Şundan mesela geçen sene 10 liraydı, şimdi 50 lira. İmitasyon. Ev geçindirir mi burası artık? Ev kendim olmasa çok değil. Yani elektrik, var olmaz mı tabii? Kirası, stopajı. Şimdi stopajı yani, geçen yatırmışlar. Burası Bağkur'un. İşte aynı, var. Ben burası tek çalışıyorsun değil mi? Eşim ben ve eşim olmasa zaten yanında işi çalıştıramıyorum. Bu şimdi yetmez yani. Ya işte dediğim gibi bir emitasyon var. Var bir gümüş var. Yani bir tamam. Bir gün emitasyon. Ama hani burra... Yok yok. Nerede o? O eskiden de o. Zamanla alınanlar hep zamanla alınmış. Hiçbir şey alamıyoruz. Emin olun alamamış bir şey. Hep pazar markete gittiği zaman market belli zaten. Üfeleri dolduramıyorsunuz 200-300 liraya. Ne var? Bir makarna 8-9 lira makarna. Şimdi dünün ortanın iki üstünde bir aileydiniz siz. Bugün ortasınız. Orta yok. Orta bile değilsiniz. Aynen. Mesela hanımefendi ne pişirdi bu akşam? Yani ne pişirecek? Elimin 100 metre, 150 metre bahçemiz vardı. Bir benim domatesim vardı. Menemen yaptık. Akşam? Akşam tüm menemen. Menemen. Domates sizin, biber sizin. Aynen tabii domates. Yumurta dışarıda. Aynen dışarıda. Domates dışarıda, biber ne şey bizden. Menemen yaptık. Menemen yedik. Evet. Güzel. Bütçemizde sıkıntı olmasın diye bir yerde yemek yiyoruz. Ay 7 kişi bir yerdeyiz. Ayrıca ben evde eşimle annemle yemek yemiyorum. Gelin de torun da. Yani evde sofra oturma 7 kişi oturuyoruz. Eti ne kadar sürede bir alıyorsunuz eti? Vallahi şimdi ben eti işte ya 25 günde bir alıyorum. Oğlum da çalışıyor. Şimdi bir kurbana girip ondan sonra bir sıkıntı yaşamıyor zaten. Şimdi bir süre yok, gider. Yok tabii. Gider tabii. Bir bittikten sonra zaten tabii. Şimdi şöyle, şunun için soruyorum. Mesela Turan Bey doktor. Onlar mı güzel benim? İstanbul'da şey başladı. Bodurluk başladı çocuklarda protein eksikliğinde. Çocuk hekimleriyle görüştüm. Beslenme bozukluğu sebebiyle ciddi bir geri kalma var çocuklar. Hocam bir tane hocam. 100 yıl önce bize Mustafa Kemal Atatürk'ümüz emanet bırakan şu ülkemizi. Müslüman'ım ben, dinime nasıl öğretmem. Ben onu torunuma, geleceğime taşımak için mücadelemde her şeyin altına yerimi söküyorum. Allah ticaret ayrı bir şey bakın. Açsızlık, hırsızlık, hırsızlık anlamında lafım yani orada kesiyorum. Şaşkın bir haldeyiz. Ticarete geldiği zaman zaten olacak bir şey değil. 1000 tane müşterim var benim burada. Bir de para vermeden istediği kadar alışveriş edebilir. O yok. Biz yetişemiyoruz. Dolar tutulur. Bu zaten tam tekerlemesini beceremiyorum. Kötü durumdayız. Ama ilk baştaki benim istediğim 100 yıl önce bize şu ülkemizi emanet eden Atatürk'ümüzün her şeyinden A'den Z'ye her şekilde bizle ileri bırakma mücadelesinde elim taşın altında. Ben küçük esnafım. Terzilikten konfeksiyonu açmıştım. Konfeksiyonu 2008'de kapattık. İşler çok iyi olduğu için. Bıraktığımızda şükrediyoruz. Ya bırakmasaydık. Şurada balık kestim. Bugün biz orada çıraklık, kalfalık hepsini yaptık. Bizim gibi çekirdekten yetişip de şimdi esnaf olabilecek kimseyi düşünemiyorum. Küçük esnaf tamamen bitti, sıfırladı. Ve bu şartlarda böyle olursa daha da kötü olacak. Umudumuz sizsiniz. Başka çare yok. Bugün kur korumalı imkan varken iş yeri açar mı? Yatırımı
yatırım yapar mı? Yapmaz. Ben olsam ben de yapmam. Kimse de yapmaz. Bugün 1 milyon doları olan, 500 bin doları olan bu hani 100 bin, 200 bin kazanacağım diye riske girer mi? Nasıl olsa 3 ayda veriyor bir sürü para. Bu, kur koruma artı faiz, dolar, euro her gün yükseliyor. Komple zarar. Taban ücretten daha az maaş verilemez diye daha önce bir kanun vardı. Kanun bu. Bunu yürürlükten kaldırdılar. Şu an 4700 liraya eğitim vermeye çalışıyorlar özel okullar. Bununla alakalı dile getirmenizi rica ediyorlar. Bununla alakalı Ankara'ya da yürüyecekler 30 Ağustos'ta. Sizden ricam. Tamam, sizden ricam bunu özellikle şu an 12.750 lira devlet öğretmenin taban maaşı. Evet doğru. O 12.750 iken 4.700 lira maaş olmaz yani. Olmaz. Bu ekonomide olmaz. Lütfen bizler dile getiremiyoruz. Size yüz yüze söylememi istedi.